Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin. Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın. Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? Sabır göstererek namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil bir vakit İsrail oğullarından söz alıp, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz. Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah, işlediğiniz her şeyi görmektedir. İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler. O müttakiler ki Bollukta da, darlıkta da, Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında, öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına garip ve yolculara ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman bunu yapanlar, başka bir konuya geçmedikçe, onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız, siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah, münafıkları da, kafirleri de, cehennemde bir araya getirecektir. Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, on iki boydan, her birinden bir kefil olmak üzere, on iki de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, iyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde, tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. O'nun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden zekatlarını veren müminlerdir. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma. De ki: Gelin, Rabbinizin size nelere haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye, babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye, Allah size bunları emrediyor. Rüştüne erinceye kadar, yetimin malına, en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı, tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa, yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti. Bir de şu, işte benim dost doğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki, sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti. De ki, Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisi ile bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek ona mal etmenizi haram kılmıştır. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik. Senin yolunu tuttuk. Hak Teâlâ da şöyle buyurdu. Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren, ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. Namazı hakkıyla ifa edip kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar, cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler. İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar, Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler senden sefere katılmamak için izin istediler ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler o tövbe edenler o ibadet edenler o hamd edenler Allah'ın rızası için sefer edenler o rükû edenler o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele. Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa müminleri müjdele diye vahyettik. Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, Namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar. Söyle o iman etmiş kullarıma namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan nimetlerden bağışta bulunsunlar. Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Onlar öyle mükemmel insanlardır ki, şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasip edersek, namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler bütün işlerin akıbeti elbette Allah'a aittir. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu. Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, günahının cezasını bulur. Ölçeyi tam ölçünde, eksik ölçüp, hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. Bizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna zalimler de nasıl bir inkılap ile devrileceklerini yakında öğrenirler biz insana annesine babasına iyi davranmasını emrettik Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz. Eğer onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim. Evladım, yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük olsa bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder. Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar, azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. Kibirli davranarak, insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürürken, ölçülü, mutedil yürü. Konuşurken sesini ayarla bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir. Allah'ın kitabını okuyup, ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Size verilen ne varsa, hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında, ahirette olan nimetlerse, iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır. Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler. Onlar o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar. Ama unutmayın ki, haksızlığın karşılığı, yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber, kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı, artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki, Allah zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur. Sorumlu olanlar, ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır. Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır. Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Senin Rabbin, Gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, Göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan, fakiri doyurmaktır. Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. Halbuki onlara, şirkten uzak olarak, yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dost din budur.